Buna ne diyorsun siz böyle bu şekilde olduğunda? Çok güzel ya, sağ ol. Yok mu bu alaçamın bir tabiri yok mu böyle yani bu şeklinde bahçe ne diyorsunuz yani? Salkım şeklinde, üzüm evet, salkımı gibi. Üzüm salkımı gibi. İrlik nasıl? Çok güzel. İrlik çok hayat güzel. Yani. Evet. 3 Ağustos 2019 ve Chandler ceviz bahçelerini gezmeye devam ediyoruz. Burası Samsun Alaçam. Yine sizlere çok güzel bir ceviz bahçesi göstereceğim. Hepinizin sahibi olmak isteyeceği böyle pırıl pırıl 8 yaşında. 2011 yılı Aralık ayında çıplak kök, açık kök dikim bir ceviz bahçesi. Dörleyiciler Pedro ve Kaman cinsi cevizler. Ve bahçemizin geneli zaten Chandler. Ceviz üreticimiz Sayın Nami Öztürk Beyefendi. Efendim Alaçam ilçemizin hangi köy efendim burası? Soğukçam köyü. Soğukçam. Evet. Tam anlamıyla Bafra ile zaten sınır bir sınır, köyümüz. Sınır köyümüz. Efendim rekor gelişimi geçen sene kullandık burada. Geçen sene evet. Bir bahçemizin durumu şöyle bir öncelikle hangi bahçeyi konuşuyoruz bir gösterelim. Bakın bu dölleyici olan cins Pedro ama inanın Chandler'larda bundan fark yok yani o kadar yani. Şu bahçeyi bir gösterelim buyurun gelin. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bu dölleyici cins. Evet. Ancak Chandler de bundan farklı değil. Şimdi gelelim. Bahçemizin bir hikayesini anlatalım. Yavaş duralım orada. Bahçemizin durumu neydi efendim? Rekor gelişimi için kullandınız. Nasıl bir sonuç veriyor? Bahçenin dikimi kaça kaç? Savaş Bey şimdi evet. 2011'de dediğiniz gibi 2011'de diktik burayı. Evet. 8'de 8. İlk sene 7'ye 8 de var bazen. 7'ye 8 de var. Evet. 3 sene ben bakamadım açıkçası çalıştığım için. Hı hı. Sulamayı da yeterli yapamadık. Evet. Gübrelemeyi de zaten eksik yaptık. Ama son 3 seneden bu tarafa yoğun bir bakım yapıyorsunuz. Yapıyorum. Rekor gelişimi kullandık. Ve bu farkı ben son 3 senede çok daha değişik olduğunu gördüm. Gördünüz ya. Çünkü verim arttı. Evet. Taneler büyüdü. Hı hı. İşleri dolgun oldu. Çok güzel. Ama bunu bu şekilde devam etmek istiyorum açıkçası. İstiyorsun. Çünkü zaten bu yılın sonunda tekrar kullanacaksın sadece. 2 yılda olduğu için. Düşünüyorum. Evet. Bahçeyi suluyoruz. Tabii evet. ki. Şimdi bahçemizi bir gösterelim. Şöyle gelelim efendim buyurun. Şimdi buradan itibaren Chandler'a geçiyoruz yani. Doğru mudur efendim? Evet. Şu ağacımız Chandler ağacı. Evet. İşte bahsettiğimiz Chandler'ın da verimi bu şekilde. Güzelce kamera, güzelce yavaş yavaş alsın bunları. Nasıl Chandler'a göre verimi? Bu da çok güzel. Çünkü Pedro gibi verimi değil mi? Dediğim gibi 3 sene önce buna çok seyrekti. Evet. Yani 3 sene önce aldığım verim şöyle diyeyim 10 dekarda toplamda 750-800 kiloydu. Çok ama düşük rakamlar. Son 2 senede... Şu an ağaç başı ne bekliyoruz? Şu ağaçta ne veriyoruz? Şu anda en az 15 kilo falan bekliyorum. 15-20 kilo. Daha bakın 8. yaşında yaşıyor bu ağaç. Evet, yavaş hareket edelim duralım bir. Ama yani, son 2-3 sene sonra evet. Geçen sene 1 ton civarında bu sene işte 1-1,5 ton. Geçen sene rekor gelişim ifadesini gene gördü. Gördüm tabii. Tabii. Şimdi ama de bu sene 1,5 gene katlıyor. Toplamda 1,5 ton falan gelir diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Daha hala evet. 8. yaşını yaşıyor evet. Şu an. Daha doldurmadı yani. Bu yılın Aralık ayında dolduracak yani. Tabii. Şu an bu ağaçlar 8. yaşını. Peki verim çok da sürgün var mı? Ceviz ireği nasıl? Cevizler çok güzel, parlak. Yumurta büyüklüğü gene oluşmuş evet, yani. İçini zaten açtık biraz önce siz de evet, gördünüz. Çok dolgun. Dolgun, harika, yeterli. Ama o 3 sene önce kullanmadığım zaman içleri boştu oldu. Boştu, daha boştu, zayıftı, daha küçük diyorsunuz. Evet. Şu ağaca gelin bakın, gelin böyle. Güzelce yavaş yavaş. Hani kamera şöyle göstersin yani bugün. Önemli çünkü ceviz bahçelerimizde gördüğümüz kadarıyla yanlış bakım. Tabii gübrelerini kullanıyorsunuz. Aynen tabii. Gerekli tabii, olan ilaçlamalarını tabii. yapıyorsunuz. Tabii ki. Yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii çok önemli. Çünkü bakın. Aksatmadan yani evet rekor gelişim olmadan bu verimi alamıyorsunuz ama toprağı çözdürmesi evet. anlamında, gübreleri emdirmesi anlamında, suyu emdirmesi anlamında. Ama bugün evet devam ediyoruz. Şuradan alalım şu kesti şöyle. Bakın sürgünlerimiz görüyorsunuz. Yaprak renkleri nasıl peki? Çok güzel. Bu kadar cevize rağmen, yüke rağmen. Çok parlak. Evet. Yani leke yavaş, yok. Yavaş. Aynı abi. Zamanda. Görüyorsunuz. Bahçe, ağaçlarımız bu şekilde. Gelelim şimdi ben siz oradan. Beğendiğim gibi yani gelen dostlar da beğendi. Biz buradan fotoğraf çekiyormuş gibi duralım şöyle. Oradan evet. kamera bizi çeksin. Bakın ağacın 8 yaşındaki ağaç bu. Verimi de bu şekilde. Görüyorsunuz. İşte. Yani tepe sürgünlerini gösterelim. Ağacımızın gelecek sene daha da iyi olacağı gözüküyor. İnşallah. Evet. Bekliyoruz inşallah. Evet. Verimlere bakalım. Buyurun gelin. Gelelim böyle. Gösterelim bunları da. Ceviz. Siz de gösterin isterseniz. Evet. Yani ben şimdi sadece ceviz yeri gösteriyormuş bir değil. Her taraf ceviz yok, zaten. Her taraf evet. Evet. Yavaş hareket edelim. Bak ha. Şuraya da bakabilirsin. Çok güzel şu şekilde bakınız. Yavaş. Bakın Chandler evet. olduğu anlaşılsın evet. ne şekilde ha. Bir Pedro falan diye yavaş evet. hareket edelim.
Hızlı iniyoruz böyle. 100 sene önce çok seyrekti bunlar. Savaş Bey gerçekten evet. Diyorum yani. Hı-hı. Yani bahçeye giriyordum ama yani bu kadar dedim ya bakıma karşı bu kadar az olması. Baktınız hani ki verim artmaya başladı. Bakmaya evet. Başladınız. sizi bahçeci yaptık yani. Bahçemde çıkmaz. Çıkmıyorum. Evet. Ara ara sık sık giriyorum ya bahçeye. Bakın alt dallara eğilmiş evet. İyice. Özür dilerim kamerayı ha çarptı. Ha. Görüyorsunuz şöyle. Şu anda verim harika. Şurayı güzel alalım bakın. Buna ne diyorsunuz siz böyle bu şekilde olduğunda? Çok güzel ya. Sağ yok mu bu alaçamın bir tabiri yok mu böyle yani bu şekilde bahçe ne diyorsunuz yani? Salkım şeklinde. Üzüm evet. Salkımı gibi. Üzüm salkımı gibi. İrlik nasıl? Çok güzel. İrlik gayet iyi yani şu an bakın. Bakın ben size şunu söyleyeyim bakın. Şimdi şu cevizi güzel çekelim. Bakın görüyorsunuz. Kol gibi yani döşemiş tamam böyle. Ama bakın ne yapmış? Sürgün vermiş hala. Yani şunu uzaktan güzel alalım. Bakın bu seviyede bir sürgün olduğu halde verim olduğu halde şu sürgün görüyorsanız tane irliğimiz zaten harika. Yani sorun yok demektir tane irliğinde. Ağaç çalışıyor demek oluyor. Yavaş hareket edelim. Görüyorsunuz şu miktarı. Yani şu an gösterebildiğimiz bunlar haliyle. Çetnir ceviz ağaçları. Bugün gelelim devam edelim. Şöyle devam edelim. Şöyle manzarayı gösterelim. Bakın aşağıya gösterelim şöyle bir. Efendim burası neresi? Karşı deniz gözüküyor bir kere. Deniz tabii. Denizimiz gözüküyor. Çok güzel bir manzarası var. Aynen öyle. Gerçekten. Harika. Burası gerçekten. O zaman gerçekten. Kuzey mi oluyor böyle? Kuzey. Tabii. Kuzey cephe oluyor. Tabii. Bahçemizin tamamı kuzey cephe. Evet. Rüzgar alması bakımından yüksek evet, olması. İnelim aşağı isterseniz biraz şöyle. Buyurun gelin. Yavaş yavaş. Tamam. Şöyle. Bakın şu ağaçlar yere yatıyor şu anda. Evet. Biz bunları seneye biraz daha kaldıralım mı diyorsunuz? Tabii onu konuşacağız tamam. Birazdan. Tamam. Evet. Onu konuşacağız birazdan. Evet. Yakın alıyorum. Şöyle manzaramız harika. Evet. Buyurun gelin. Ha. Gelelim evet kaldırma hikayesine. Şimdi bakın. Genelde çiğ Karadeniz yöresi olduğu için fındık biliyorsunuz sıfırdan başlıyor. Siz de fındığı biliyorsunuz. Yabancı değilsiniz. Aynen. Evet. Sıfırdan fındık başladığı için şimdi 1 metreden ağaç başlayınca 1 metreden ağaç başlayın. Ne 1 metresi? 1.60'dan başlayın. 1.70'den başlayın. Sonuçta bakın bu yanlışın yanlış olduğunu şimdi gördünüz. Şu an burada çalışabilir miyiz? Hadi buyurun gelin. Çok zor oluyor gerçekten. Altına nasıl gireceğiz şimdi? Daha ağaçlar 8 evet. Yaşında yahu. Evet. İşte daha ağaçlar 10 yaşında değil yani. 8 yaşında yani. Bugün gördüğünüz gibi bakın. Ve tabii bahçemiz dikimini korkmaz fidancılıktan Halim Beyler yaptılar. Halim evet. Çok güzel. Tesisinizi kapama bahçeyi korkmaz fidancılık yaptı. Evet. Aynı zamanda rekor gelişimde korkmaz fidancılık bayimizdir zaten. Oradan aldınız. Oradan aldık. Evet. O şekilde. Zaten bütün kurduğu bahçeleri Halim Beyler muhakkak kullandırırlar. Çünkü çok farklı sonuçlar alıyor. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Ha. Nasıl Halim Bey'de memnun musunuz? Çok memnunuz tabii ki. Çok güzel. Yani ben de kendilerini çok beğeniyorum. Yönlendirici. Güzel bir fidancımız. Şöyle gördüğünüz gibi ağaçlarımız harika. Verim çok güzel. Şu irliğe bir bakalım efendim. Ya bir tane kopartalım da. Şimdi bakın beni izliyorsunuz. Benim avuç büyüklüğümü az çok öğrendiniz görüyorsunuz yani. Şu an şu ceviz olabilecek en yüksek ölçülerde yani. Hani bakın bir avucun içine girmiş rahatlıkla. Daha biz neredeyiz? 3 Ağustos'tayız şu anda. Hasat ne zaman? 2 ay sürüyor daha yani. Hasatta 3 ay var. Evet. Gördüğümüz gibi son derece başarılı yani. Kesinlikle ufak bir cins değil yani. Yani ölçü olarak. Bir kırabilir misin acaba? Kıralım onu. Şöyle siz onu biz gezerken de bir onu kıralım. Tamam. Şöyle bahçemizi yürüyelim bakın görüyorsunuz. Tamam. Güneş arkamızı aldık çünkü öbür türlü. Şöyle ağaçlarımızı gösterelim. Bakın arkadaşlar gördüğümüz gibi dayama yapmış abilerimiz. Çünkü alta inmiş. Demek ki biraz daha yukarıdan olması gerekiyormuş. Bunu da canlı canlı gördük. Yani 1.60-1.70 gibi taşlandırmasına fayda var. Yeterli efendim. Gelin. Bakın içinin evet. Şöyle gösterelim. Eliniz maşallah evet. Şey oldu. Olsun. Kırdınız ama içi dop dolu. Kırdık evet. Ettik ama. Kabuk da evet. Birilmiş şu anda kabuğu. Evet, son derece iç boş falan yok. Gayet başarılı. Tam doldu. Son derece güzel. Gördüğümüz gibi sürgünlerimiz çok güzel çalışıyor. Gelecek senenin gözleri nasıl? Vallahi şunları çekelim. Daha da umutluyuz yani seneye evet. Bu şekilde evet. Gübreye devam edersek. Evet. Daha bu sene rekor gelişimi tekrar kullanacaksınız. Kullanacağız tabii ki. Evet çok güzel. Tabii. Yani tabii bölgeniz nemli bir bölge. Şunu çekelim bakın. Evet. Gelelim böyle. Gelelim. Tam şurada güneşin oradan alalım şöyle. Güneş oradan geldiği için gösterelim bakın. Görüyor musunuz? Şu cevizi ne kadar alabiliyor kameraya bir bakarım ama. Bakın ceviz bu. Sürgün bu.
görüyorsunuz bahçeyi. Yaprak gelişi nasıl? Rengi nasıl? Çok, çok güzel renk olarak. Çok Işık güzel. Arkadan geldiği için sarı çıkartabilir çok ama. Çok güzel. Yok yok. Bir herhangi bir sararma ibaresi falan var mı? Lekede yok yani. Lekede yok. Sıkıntı yemyeşil yok. Yani. Gördüğümüz gibi. Yaprakta sıkıntı iki yok. İki tepeler daha güzel. Şuradan bakıyoruz böyle. Sürgünler boçu. Gördüğümüz gibi ağaçlarımız harika. Şey biliyorum Savaş Bey, bu 3 sene öncesi bu yapraklar bu şekilde değildi. Değildi. Kara leke oluyordu aynı evet. zamanda. Ben gübreye de yorumladım. Bu toprak yani. Yapınız nasıl efendim? Toprak yapınız. Kireç, biraz kireç. Kirli ve kireçli. Sıkıyor kirli, yani. Sıkıyor. Peki rekor işimi attığınız yerde su nasıl gidiyor? Su daha dibe doğru. Direkt aşağı iniyor. Abi iniyor. Tabii, direkt aşağı doğru. Toprak kendini saldığı için. Gelelim böyle. Daha rahat sulama oluyor. Bakın efendim şu ağaç çekelim. Bakın her ağaç aynı. Lütfen şöyle tam düzgünce çekelim gösterelim şöyle. Nasıl çiçek gibi olmuş mu? Şimdi Karadeniz'de evet. fındık olsaydı buna fındık topuru derlerdi herhalde aynen, değil mi? Aynen öyle. Bak bu da ceviz topuru oldu yani görüyorsunuz. Maşallah topur topur böyle gayet başarılı. Memnunuz ya. Çatanak çatanak. Bu şekilde gördük mü daha da hoşunuza şimdi ben yani. Size o zaman verim durumunu söyleyeyim. Bakın bugün baktığımızda burada 18-19 tane ağaç var. Ne demek biliyor musunuz bu? Yani şu anda ağaç başı 8. yaşıya yaşayan bir ağaçta en az 15 kilo ceviz var. Fazlası var da. Evet. Biz 15 diyelim hani çünkü. 15-20 kilo gibi. Ne demek bu arkadaşlar bu? Dekarında şu anda biz daha 8 yaşında, 10 yaş olmadı. 300-400 kiloya yaklaşmışız yani. Çok güzel. 380-400 kiloya yaklaşmışız bir dekarda. Demek ki hani diyorlar ya sık dikim seyrek dikim. Vallahi demek ki o çok fark etmiyor. Sık dikerseniz de ceviz ağacı küçük oluyor. Büyük dikerseniz de ağaç büyük oluyor ama evet. Bu dama bakım tabii biraz daha küçük olduğunda daha kolay ama bu şekilde de ağacın ömrünün uzun olacağı konu kanaatindeyim yani. Evet. Yani onu da ben size söyleyeyim. Buyurun gelin. Gösterelim şunu efendim. Ağacın üzerindeki verimi gösterelim. Bakın şöyle şu verimi alalım be. Onu da getirin. Kamera evet. açısı güzelce şöyle. Ha. Görüyorsunuz. Evet tepede dahil her tarafta. Evet. Peki ceviz tanelerinin eşitliği büyüklüğü nasıl? Homojen mi? Homojen savaş. Şöyle gösterelim. Fazla bir dengesizlik yok yani. Hemen şu bahçeyi arayı tam çekelim bakın. 8'i 8 bahçede. Hemen bakın şu ara ortadan tam koyalım böyle bir. Ortaya gelin. Tam ortaya gelin lütfen. Tam ortadan biraz daha şu ortadan böyle. Demek ki bu birkaç sene sonra kapatacak yavaş. Arayı. Bakın 8 yaşında 8 bak kafiyeli oldu tam böyle. Gördüğünüz gibi 8 bahçe böyle oluyor. Daha 8 yaşında. O yüzden de hani dikim sıklığı önemli ama dikim sıklığında sorun şu arkadaş. Sık dikerseniz sorun. Yani sık dikerseniz sorun yaşıyoruz. Bunu fındıklarda gördük. Mesela fındıklarda biz şu anda 6'ya 6 ocak şeklinde dikim ben tavsiye ediyorum. Bunu da zaten gösterdim sizlere. Ama sık dikilmiş 2'ye 3, 3x3, 3x4'lerde sorun yok. Sıfır yani. Verim düşük yani. Yani tamam bakım yapılır artıyor ama işte onun için hani şu bahçe yani dikim biraz geniş denilse de çok değil hani sonuçta biraz kapatıyor. Oradan, biraz oradan evet. Bunu aldım yani seyrek ektim diye ama. Ha ondan dolayı ama yani, şimdi. Şimdi tamamladı. Şimdi tamamlıyor tabii ki. Bakın tamamlıyor. Evet. Bakımı kolay. Her şeyi kolay. Çekelim bunları lütfen. Bakın şu ağacı da çekelim şöyle. Biraz da güneş tarafından şöyle. Buyurun gelin. Altına girin lütfen şöyle içine. Ha. İçinden bakın etekler her taraf ceviz yani. Görüyor musunuz yani? Yavaş yavaş gidelim. Ha. Gösterelim şunu. Ha. Gösterelim şöyle. Her tarafı gösterelim. İç taraflarda. Yavaş 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 gidelim. Çok hızlı gidiyorsunuz. Bu kamerada öyle gözükmüyor çünkü insanlar. Evet. Şöyle şu tarafa çıkalım efendim şöyle bir. Bakın şöyle. Kamera oradan bir baksın şöyle. Çünkü göz bunu ne kadar görüyor ama biz gözümüzün gördüğünü. Gelelim böyle efendim. Şuradan bir alalım böyle. Şuradan bir alalım. Bizim şu gördüğümüz şu görüntüyü bir verelim yani. Yavaşça şöyle ha. Şu görüntüyü alalım. Bakın yavaşça bütün ağacımızın her tarafı döşenmiş yani. Evet. Bana göre 50-60 tanesinin rahatlıkla 1 kilo geleceği bir ceviz olacağı ceviz ağacı. Ağaç kütürü büyük. Evet şöyle dönüyoruz. Ha. Bayağı evet. Şey yani, bir fotoğraf çekiliyoruz şimdi. Şöyle yanıma gel isterseniz. Tamam. Gelin böyle. Biraz tamam. daha geçelim şöyle. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir görüntü verelim. Çok güzel. Evet çok güzel. Evet şöyle bahçemizi tamam, şöyle gösterelim. Şu karşı mevki neresi efendim? Şu arka taraf. Burası Bafra tarafı. Ha, Bafra evet. Bafra tarafı şöyle. Burası da deniz tarafı şöyle. Denizi görüyorsunuz yavaş ha. Evet. Yine harika bir ağacımız. Hepsi birbirinden güzel. Evet, kesinlikle bakımlı, örnek bir bahçe. İnsanların istemiş olduğu ideal sonuçları yakalamışsınız. Maliyetleri rahatla çıkaracak noktaya gelmişsiniz evet. haliyle. İşte bahçe 8 yaşında bu noktaya gelmiş.
İklim uygunluğu da var. Gördüğümüz gibi. Bakalım şura. Burada da hep aşağı eğilmişler. Evet, bunlar gördüğünüz gibi. Seni inşallah bunları hep bulacağız alacağız. Bunları. Evet. Şöyle şu üstten bir de şu karşıdan şöyle şuraya alalım böyle. Yavaş yavaş gidelim ha. Ben zaten nerede bir bahçe. Evet, rekor gelişim kullanılan. Seyrediyorum. Beni izlediniz daha önce bizden biliyorum. Savaş Bey. Evet, rekor gelişim kullanılan bir ceviz bahçesi. Şuraları alalım şöyle. Yani her taraf ceviz. Maşallah. Halim Bey bak şu arayı. Ya nereye göstereceğimi seçtik arkadaş. Evet görüyorsunuz. İşte şuradan biraz daha gözükebilir. Buyurun gelin. Şu açıdan biraz daha böyle. Tepeye kadar bakın. Ağacın boyu muhtemelen kaç metre? Ben 6-7 metre olmuş. 6-7 metre var. 8 yaşında ağaç. Son derece başarılı. Bakın sürgünler bunlar. Gelelim bakın sürgünlere bakın. Hem ceviz vermiş. Sürgünler şu andan daha pişmiş yani. Olgunlaşmış yani. Hani çiğ büyümüyor. Seneye dolacak mı o zaman? Tabii. Tabii tabii kesinlikle. Yani olgun piştiği için merak etmeyin. Son derece güzel. Evet. Şuraya bakalım gene. Yine başka bir ağacımız. Hepsi birbirinden güzel. Ağaçlarımızın durum bu. Şöyle durum bu. Evet. Düşmeyelim. Düşme sesleri geliyor. Evet. Bahçemizin hali bu. Allah sizi versin. Öncelikle bölgeniz çok güzel. Cevize oldukça uygun olduğunu gördük ama doğru uygulamalar yapılırsa. Evet. Yani bugün gerekli olan bakım tarifleri verdik zaten. Anlattık onları da. Uzun uzun. Bakım çabuk. Peki, gerçekten diyorum. Bakım. Peki mutlu musunuz şu anda? Çok mutluyum tabii. Yenge mutlu mu? Mutlu aynı. O da kesinlikle. En büyük destekçim o. Genelde ben size şunu söyleyeyim. Böyle yani. Beyefendi gibi, abimiz gibi yani. İnsanlar da eşleri genelde istemiyor. O ne yapacaksın köyü, ne yapacaksın şeyi yani anladın mı böyle? Yani özellikle şey birazcık. Zaten 2011 daha evet. Öncesi yıllarda dahi teşvik etti beni. Ya ceviz yapalım. Ya şimdi başarısı oldun mu güzel yani. De ama başarılı işte başarılı olmak için de gereğini tam. Yani gereğini yaptığımızda evet. Hiçbir şekilde evet. Sorun olmuyor. Evet. Dolayısıyla özellikle erkek çiftçilerimiz, üreticilerimizin de eşlerine kesinlikle biraz daha sabır diliyoruz. Çünkü kadınlarımız illaki başarı görmek istiyor. Başarı görmezse yokum diyor. Biraz yokum demek değil, yoruyor biraz. Yoruyor biraz da. Ama bugün bazıları da başarı görse de gene istemiyor. Aynen. Çünkü diyor ki ihtiyacımız yok, paramız var diyor, evet. Şuna yok. Hani ama bir sevgiden siz ağaçları seviyorsunuz. Seviyorum, gerçekten. Ama sizin için eşiniz de çok seviyor, onu gördüm yani. Evet. Gerçi yengem sizden daha çok seviyor. Çok evet. Seviyorum. Gelelim mesela bugün evet. Şu işte başarı hikayesi, bakın gelin. Şöyle bir görüyorsunuz yine harika bir ağacımız. Şuradan alabildiği kadarıyla bakın şurayı, ben çünkü bütün bahçeyi tek tek ağaç ağaç göstermek istiyorum ama işte. Yani artık zaman da mehrum önemli ama ağaçlarımızın hali bu. Bugün evet. Şöyle bir de ben şunu gördüm özellikle Nami Beyciğim. Evet dinliyorum. Tamam. Özellikle Karadenizli hemşerilerimiz bir fındık şey aşkı var. Sevdası var. Mesela. Tamam fındığı seviyorlar da. Anlıyorum. Bir cevize de karşı ekstra bir şeyleri var, hevesleri var böyle. Bir ceviz yapmaca hevesleri var genel olarak. Hani onu da gördüm yani. Ama tabii bu heves güzel bir şey var. Bu kez olmayacak yerlere dikmelerinde bir alemi yok evet, yani. Evet. Şu an görüyorsunuz. Aşırı aşırı sert bölgelere dikiyorlar. Aşırı sert yani. Evet. O yüzden de biraz uğraşıyorlar. O yüzden de tabii ki fındığın uygun olduğu yerlerde fındık ama evet. Cevizin de uygun olduğu yerde ceviz Mark. Dikilebilir. Bu önemli yani. Mark. Evet. Şöyle görüyoruz. Bahçemiz bu şekilde. Yani şu görüntüyü evet. Alalım bir daha. Ağaç başı evet en az 15-20 kilo rahatlıkla var. Bahçemiz son derece başarılı, iri. Gördüğümüz kütür kalınlığı görüyorsunuz. Bu arada bir insanın bacak kalınlığının daha fazla. Bir onu da çekelim bu arada tabii ki. Yavaşça hareket edelim. Gördüğümüz gibi kütür kalınlığı da evet. Rahatlıkla. Bu yaşa göre bu kök kalınlığı. Bir var mısınız? Bacak kıyası şu altı. Çok ideal. Bir bacağınızla kıyaslayalım isterseniz. Bakın şöyle. Yana 0-0 yan böyle gördüğünüz evet. Gibi yavaş hareket edelim. Evet. Gördüğümüz gibi insan bacağının daha kalın tabii. Bir noktada olduğunu çok görüyoruz haliyle. Evet, yavaş hareket edelim. Kütür kalınlığı bu şekilde. Yani burada 8 yaşında son derece güzel. Daha asıl büyüyeceği zaman önümüzdeki süreç evet. Hızlıca daha büyüyecek. 8 yaş güzel. Evet. İşte bakımı baştan alabilseydik daha önce. Baştan rekor gelişimi ilk başta verseydiniz. Pek kullanamadık işte. Biliyorsunuz rekor gelişimi 11 yıldan beri satılan bir ürün Türkiye'de. Bugün gördüğümüz gibi sonuçlar bunlar. Ama tabii ki artık iklim şartlarımız çok sıkıntılı. Yani inanın bir saniye, bir saat, bir iki saat geçirin ilaçlamayı sorun oluyor.
Ondan sonra efendim gübrelemeyi zamanında yapmasanız evet, olmuyor. Çok her şey zamanında. Zamanında, saatinde, iklim şartları her bir yıl geçmişiyle aratıyor yani. O yüzden de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani dikkatli. İklim şartlarında ilaçlama gübrelemeyi ezbere değil, anlayarak yapın, bunu öğrenin. Evet. Aksi halde ezbere oldu muydu? Ben geçen sene de aynı tarihte attım ama bu sene olmaz kardeşim. İklim bu sene 15 gün geri kaydı mesela. Ya da ileri kaydı. O yüzden birazcık daha içinde olmak gerekiyor. Ve uzmanlarla çalışmak gerekiyor haline. Bahçemizi biraz kaldırıyoruz. Evet. Bu damayı şimdi alimin ellerine bırakıyoruz. Evet. Bu sene gereğini yapacak. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Geldiniz, yoruldunuz. Çok memnun oldum. Hayırlı saatler şimdi. Sağ olun. Allah bereket versin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.